İleri Üçlü'nün ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe zaferini konuşuyoruz, Bursaspor'un. Yavaş yavaş da Sivas Spor maçına odaklanacağız. Yani bu zaferi kutlayalım, bu sarhoşluğu yaşayalım ama Fener'den alınan 3 puan da 3 puan, Sivas'tan alınacak 3 puan da 3 puan. Yani aslında bakarsın bu saatten sonra Bursaspor'un puan kaybetmemesi gerekiyor. Sivas Spor maçına nasıl yansır bu? İyi yansır. Bursaspor artık onu özümsedi yani. O konuda hata yapacağını zannetmiyorum. Ne olursa olsun saha içerisinde zaten şartlar gelişiyor. Bursaspor'un o takım ruhu, takımdaşlık ve inanmışlık ruhu her an zaten sahaya yansıyor. Onun için Sivas maçında bir dezavantaj var. Seyircisiz oluşu biraz Bursaspor'da uyku hali yapabilir oyunun içerisinde zaman zaman. Onda da kenar yönetimin ve takım içerisinde gerekli uyarıların yapılacağını düşünüyorum. Çünkü daha önce de seyircisiz Bursaspor Ertuğrul Hoca zamanında geçen sene mi oynadık biz seyircisiz? Geçen yıl Antep maçı mıydı? Antalya mıydı bir maçı? Seyircisiz bir maçı kazandık yani. Seyircisiz maçı kazanmak aslında önemli. Evet. Çok önemli. Hele iç sahada. Ama Fener maçından dolayı bir rehavet olacağını düşünmüyorum. Bu arada tabii, pardon lafınızı kestim, Sivas maçının da daha nerede oynanacağı belli değil değil mi? Şu an itibariyle belli değil ama büyük ihtimalle Bursa gün içinde mi gözüküyor belli hiç değil. Hiç yorum yapmayalım. Gün içinde belli olmaz çünkü akşam saatlerine doğru belli olacak. Duruşmalı değil mi? Evet. Hakime itiraz. Sayın yöneticimiz Oğuz Türk yazıcı orada. Oradan çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Bu arada şeyi merak ediyorum ben. Bu köşe atışlarını ya da duran topları Ali Tondoğan'ın ısrarla kullanması, Ozan hareketli iyi orta yapıyor diyoruz, acaba mutlaka çalışılan bir şeydir bu da. Bir friki kullansa. Bir de onu görsek diye düşünüyorum ben. Gördük ya dün gol attı. Hayır friki dışında şey diyorum, köşe atışlarını. Friki de kullanmıyor aslında. Evet işte dün ilk biraz yakın friki, o çift vuruş olduğu için ceza sahası içerisinde böyle bir enteresan bir şey oldu. Bataca çok kullanıyor. Çok iyi kullandı. Bataca kullanıyor. Uzak serbest atışları da Ali Tondoğan atıyor. Denenebilir tabii canım. Yani Ozan İpek'in dünkü performansından sonra avutları bile kullansa olabilir. Minimum bütün topları o. Sivas maçı tabii artık maçın büyük küçüğü kalmamış olması lazım Bursaspor için. Yani bu tabii bir Fenerbahçe ile 10 günde oynadığın iki karşılaşma bir boşalmaya sebebiyet verir mutlaka. Yani bir enerji ihtiyacı doğar düşünsel anlamda da ama onun hazırlıkları, maç öncesi hazırlıkları yapılır diye düşünüyorum ben. Eğer büyük küçük maç ayrımı yapmadan yola devam ederse Bursaspor zaten arzuladığı hedeflere ulaşabilme şansına sahip olabilir. Yoksa futbol güzelliği de bu işte. Evet. Sivas maçı mı küçük maç statüsüne geçti değil mi geçen seneden sonra? Yani büyük demedim. Küçük ayrımı yani Fenerbahçe, derken orada Fenerbahçe ve Sivas, Sivas'ın birbirinden farklı küçüğe vurgu yapıyor. Yani. Geçen sene Sivas maçları büyük maçtı Bursaspor için. Herkes için. Futbol bu işte yani. Evet. Günlük onun için. İyisen iyisin. Her zaman iyi olmak lazım. Kötüysen kötüsün maalesef. Tablo bu. Kentte bir hareketlilik var. Bayraklarla süslendi çarşı. Sen bir dışarı gidip geldin galiba. Tabii. Ben birkaç yerden de telefonları aldık. Bir hareketlilik gözleniyor. Şunu demek istiyorum ya. Yemekte de konuştuk bugün seninle. Bu saatten sonra Bursa şehrinde, Bursa camiasında, Bursa Spor camiasında bu takımın önüne konacak her taş, her kim koyarsa, işte dedikodu, kulis, koymaz kimse ya. Adam karalamaca, bugüne kadar çok gördük. Yani bundan sonra her kim bunu yaparsa, yani yapsınlar ya, ne olacak ki? Bu saatten sonra altında yani kalırlar yani. Olay artık çok büyüdü. Yani büyük adil. Çığırından yani çıktı ve çığ haline geldi. Evet. Bursa Spor artık. Onu demek istiyorum. Topyekin büyük bir projeksiyon, bir proje, bir mamul madde halinde şu anda. Hı-hı. Yani öyle küçük çomaklar sokmaya çalışanlar eskisi gibi altında kalırlar. Hı-hı. Çığın altında çünkü dönen büyük bir yumak var, top var. Ama geçmişte de şöyleydi biliyor musun? Yani mutlaka olabilir ya. Hani başarıyı kıskanma söz konusu olabilir ama burada birlikte yürüyen insanların buna aldırış etmemesi gerekir. Tabii. Bu önemli. Yani biz mesela çevreden gelen seslere çok fazla kulak kabartıyoruz. Şey için söylüyorum yani. Kendimiz için söylüyorum yani. Çok da önemli değil. Doğru bildiğin yolda yanındakilere güvenerek yürüyorsan çok da sanıyorum ki engelleyici bir durum teşkil etmez ama
Yani bunu belki de bir komple teorisi olarak da lan teori üretiyorsunuz bu konuda da diyebilirler. Ben olacağını düşünmüyorum yani. Yani bu kötü niyetle bu hareket edecek insanlar olmaz herhalde. Ya. Hani işler kötü giderken, iyi yönetemiyorken ya da takımın performansı iyi değilken, sıralamadaki yeri kötüyken mutlaka olabilir. Yani burada muhalefet bilmem ne şu bu yani olacaktır mutlaka ama burada artık ya bir müsaade edin de el ele verelim de yani şu coşkuyu bir yaşayalım yani. Şunun için söyledim bunu. Bu saatten sonra artık maça özel primler iş adamlarından, sanayicilerden ya da halktan başka bir şeyler olmalı. Yani bu saatten sonra 13 maç kaldı. 13 maç final ben aynı gibi. Fikirde değilim ya. Ya bu iş böyle yürüyor. Bu işin şirazesinden çıkartmayalım. Yani şu ana kadar nasıl ya bu maça prim verelim işte 100 milyar lira falan filan belki işin rengi değişir, farklı tepkiler, etkiler ortaya koyabilir. Ya yardım yapmak istiyorsan eğer camiye git. Ben ya yok yardım ya. Prim anlamında söylüyorum. Delik anlamında. Hayır, şehri havaya sokmak anlamında. Tabii, bütün sokaklar yeşil bölge olsun, caddeler. Hani ileride anlatılacak diyoruz ya. Onu demek istiyorum. İleride anlatılacak diyoruz ya. Anlatılacak şeylerin önemli kenar süslerinden biri olması itibariyle diyorsun sen. Aynen. Yani artık 13 maç kaldı. 13 tane final ya bu. Yani bu süslemek ya güzel bir şey. Şu 13 maçta alnına kıyla çıkardı. Böyle çıkarsa bu çocuklar zaten olağanüstü bir mutlu son bizi bekliyor. Ertuğrul Hoca şunu söylemişti ya bu stüdyoda çok net hatırlıyorum. Ya Türkiye'de bir gerçek var dedi. O da ya ben başarılı olmak için yola çıktım. Ya bakın benim ilgiye, alakaya, desteğe, birlikteliğe ihtiyacım var dediğin zaman hadi sen bakalım şöyle bir yola koyul önce de ben arkadan bir bakayım sana derler dedi. Ve başarıya ulaştığında ortak olurlar dedi. Başarıya ulaştığımızda kimsenin ortak olmasını istemem ki ben dedi. Yani ben başarıya ulaşmak için bir ortak arıyorum dedi yani. Bu çok önemli bir tespittir biliyor musun? Yani şu seviyeden sonra biz son 3 haftaya, 4 haftaya ne bileyim işte ilk 3 sırada girdik. Şampiyonluk mücadelesine devam ediyoruz. Ondan sonra böyle anormal ayağa kalktı şehir böyle. Çalkalanıyor, oralardan paralar yağıyor falan. Bütün adamın ruh halini bozar biliyor musun böyle şeyler? Onu söylemeye çalıştım yani. Ha, tabii ki şehir bayraklarla süslensin kardeşim. Süslenmesin mi? Süslensin tabii. Bak Sivas şampiyonluğu oynarken hiçbir şey yok, hareket yoktu yani. Yani şampiyonluğa oynadığını fark etsin futbolcular. Zaten fark ediyorlar artık. Güzel olur yani hareket anlamında. Yavaş yavaş kapatıyoruz. İleri üçlüğü var mı? Eklenecek bir şey? Hayır yok. Dört gözle bekliyoruz. Sivas maçının nerede oynanacağını, nasıl oynanacağını. İkinci bölüm kısa oldu biraz. Ama mutlaka Bursaspor'un galibiyetiyle inşallah sonuçlanacak ve yolumuza devam edeceğiz. Kasımpaşa maçı 10 Mart'ta mı? Evet. 10 Mart. 10 Mart çarşamba. Diyarbakır dönüşü. Diyarbakır spor maçının dönüşü. O çok iki kırık bir karşılaşma. Diyarbakır maçı için de yine dedikodular aldı başına gidiyor. Her yerde duyuyoruz. İstanbul'a gittik. İstanbulluk meslektaşlarımızdan da duyduk değil mi? Böyle bir spekülatif oradaki beklentiler. İşte Bursa Spor'u beklemeler, otel vermeyeceklerini söylemeler falan gibi. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bursa sporlar mutlu, Bursalılar mutlu. İnşallah bu mutluluk devam eder. İleri üçlü sonuna geldik. Bir başka yayında yeniden birlikte olacağız.